Merhaba gençler. Bugün relative clause konusuna başlayacağız. Relative clause yani bir anlamı da adjective clause yapısı çocuklar sıfat cümleciği. Şimdi sıfatı biz nerede kullanıyorduk? Bir ismi nitelerken kullanıyorduk değil mi? I really like my new watch. Şuradaki bizim adjective yani sıfatımız. Neyi niteliyor? Bu ismi niteliyor. Yeni saat. Nasıl bir saat? Yeni saat. Ve ben sıfatı nerede kullanırım? Sıfatı ismin hemen önünde kullanırım. Beautiful girl, handsome boy derken değil mi? Relative clause'da hemen örneğe bakalım. I really like the watch which my mother gave me on my birthday. Şimdi ben saati seviyorum. Hangi saati? İşte burada sıfat kullanırken yeni saati diyoruz mesela. Ama burada relative clause kullanırken işte benim annemin bana doğum günümde verdiği saati diye ben bunu tanımlıyorum çocuklar. Yani şu ismi the watch, bu ismi relative clause'la yani adjective clause tanımlıyorum. Tanımladığı için işte sıfat görevinde, adjective görevinde oluyor bu. Adjective tamam. Niye clause? Burada new, beautiful, handsome mesela bunlar tek bir kelime ama clause ne demektir? Clause bir öznesi, fiili olan cümleciktir değil mi? Cümlecik. Evet, burada işte sıfat cümleciklerinden bahsediyoruz. Görevimiz bu. Bu relative clause'un şeyi bu. Cümleye verdiği anlam bu. Bunu kesinlikle cümleden kaldırdığınızda, mesela şu cümleyi kaldırın tek başına. Which my mother gave me? Hiçbir anlamı yok. Yani şu cümle olmasa bu relative clause'un hiçbir anlamı yok çocuklar. Şöyle tamamen kaldırdığımızda bakın I really like the watch. Ben şu ismi niteliyorum relative clause'da sadece. Başka yaptığım bir şey yok. Yani cümlede sıfat görevini gören cümleciklerdir relative clause'lar. Evet yine bu örneğe bakalım. The stolen money. Bakın çalınmış para. Hasn't found yet. The money which was stolen from the bank. Bankadan çalınan para. Yine aynı şeyi yapıyorum. Ben burada bu ismi niteliyorum. Ama bir cümleyle, cümlecikle niteliyorum. Sadece bir hani sıfatla nitelemiyorum. Relative clause'la niteliyorum. Hangi para? İşte bankadan çalınan para. Ben bunu kaldırırsam cümlede bir eksiklik oluşur. Neden? The money hasn't been found yet. Şunu kaldırın. Which was stolen from the bank. The money hasn't been found yet. Herhangi bir cümlede eksiklik olmuyor çocuklar. Yani bu özne işte tamamen hani kurallara uygun fiil bir cümle. Ama burada ne eksikliği oluyor? Hangi para? Ne parası? Anlamda bir eksiklik oluyor. Yani siz bunu koyduğunuz zaman işte dün işte bankadan çalınan para vardı ya işte o para diyerekten siz bu ismi açıklıyorsunuz, niteliyorsunuz. Yani bu şunu açıklamak için buna ihtiyacınız var sadece. Şimdi relative clause'ları ikiye ayıracağız. İşte ihtiyacınız var mı yok mu noktasında ikiye ayıracağız. Defining relative clause ve non-defining relative clause şeklinde ikiye ayıracağız. Defining relative clause'da az önce söylediğim gibi şimdi ben saati seviyorum. Şimdi saatimi seviyorum demiyoruz. Bakın saati seviyorum. Tam saati seviyorsun da hangi saati seviyorsun? Şimdi bunu açıklamak için bu relative clause'a ihtiyacın var mı? Var. Yani bu ismin diğerlerinden ayırt etmek için yani hangi saat? İşte şu saat mi, bu saat mi, şu saat mi? Bunu diğerlerine ayırt etmek için bu relative clause'a ihtiyacın var mı? Var. O zaman işte defining relative clause. Şunlar hepsi defining relative clause'a girer. Yani siz the man dediniz mesela. The man. Allah Allah. The man is looking at you. Şunu kaldırın. Şu kısmı kaldırın. The man is looking at you. Adam sana bakıyor. Hangi adam? Bak yani cümlede bir şey yok. Tamam, the man is looking at you. Normal bir cümle. Hani herhangi bir öğe falan oluşturmuyor mesela noun clause'larda yaptığımız gibi ya da infinitive gerund'larda falan yaptığımız gibi öyle bir şey yok. Ama hangi adam? O net değil. Yani burada. Hangi adam? Şöyle the man who is standing at the corner. Şu köşede duran adam var ya işte o adam sana bakıyor. Şimdi the man'in hangi adam olduğunu anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yani who is standing at the corner. Ben bu the man'i diğer adamlardan ayırmış oldum. Hangi adam?
şurada duran adam sana bakıyor. O zaman bu defining relative clause'dur. Yani benim bunu anlamak için bu clause'a ihtiyacım var demektir. Bu defining relative clause'dur. Yani bir ismi tanımlayarak diğerlerinden onu ayırt etmemizi sağlar. Hangi sorusuna cevap verir? Bir de non-defining relative clause'larımız var bizim şimdi. Non-defining relative clause'da bu şekilde benim bu vatandaşı tanımlamama ihtiyaç yoktur. Zaten ben bunu biliyorumdur. Yani zaten tanımlanmış biridir. Siz onun hakkında sadece ek bilgi verirsiniz non-defining'de. Mesela my father dediğimde çocuklar şimdi. My father dediğimde kimden bahsettiğim anlaşılıyor mu? Evet, benim babam. Benim bir tane babam var zaten. My father dediğimde evet, kimden bahsettiğim anlaşılıyor. Benim onu tanımlamama gerek var mı? Yok. Tanımlamama gerek yok. Zaten belli bir kişi var. My father will come tomorrow. Ama ben onun hakkında ek bilgi vermek istiyorum. İşte şöyle şöyle olan benim babam. İşte benim babam. Who lives in Germany? İşte Almanya'da yaşayan baba. Şimdi şu yazdığım şey. Bu my father hangi baba? Tövbe. İhtiyacım var mı tanımlamaya? Yok. Zaten bu tanımlanmış. Siz bunun hakkında ek bilgi veriyorsunuz sadece çocuklar. Yani benim işte Almanya'da yaşıyor benim babam. İşte Almanya'da yaşayan babam yarın geliyor. Tamam. Siz o babayı tanımlamak için ihtiyacınız yok buna. Ama burada bakın the man hangi adam? Hangi adam? Burada ihtiyacınız var. O zaman defining relative clause olur. Burada ihtiyacınız yok. Sadece ek bilgi veriyorsunuz. Ek bilgi verirken de non-defining relative clause'lara zaten ilerleyen derslerde yine değineceğiz. Ek bilgi verirken çocuklar virgülle ayırırsınız bunu. Bunda virgül kullanmazsınız. Yani bu ek bilgi olduğu için bunu tanımlamadığı için siz relative clause'u virgülle ayırmak zorundasınız. Burada kesinlikle virgül kullanılmaz. Evet, şuna bakalım yine bu non-defining ve defining'e örnek olarak. The man who will come to see you tomorrow wants to do business with you. Şimdi adam, şunu kaldırın. Kaldırdık. The man wants to do business with you. Şimdi adam seninle iş yapmak istiyor. Şimdi böyle bir cümle geldiğinde siz ne dersiniz? Hangi adam dersiniz, değil mi? Ya hangi adam benimle iş yapmak istiyor? Şimdi bu defining'tir. Neden? The man who will come to see you tomorrow, yarın gelecek olan adam seninle iş yapmak istiyor. İşte adamı tanımladım. Hangi adam? Yarın gelecek olan adam. Bu defining'tir. Yani benim buna ihtiyacım var. Şunu tanımlamak için benim bu relative clause'a ihtiyacım var. Yani diğerlerinden ayırmak için hangi adam sorusuna cevap olarak benim buna ihtiyacım varsa defining relative clause. Ama şuna bakın, bakın aynı cümle. Mr. Jones diyor burada da. Mr. Jones dediğimde şimdi benim bunu tanımlamama gerek var mı? Yok. Adam Mr. Jones, zaten ismini biliyoruz işte. Nokta nokta Ayşe. Ya Ayşe'yi zaten tanıyorum. Ya tekrar ben onu niye tanımlayayım? Mr. Jones, ama bunun hakkında ek bilgi vermek istiyorum. Adamın ismini verdim. Who will come to see you tomorrow? Yarın sana gelecek olan işte Mr. Jones seninle iş yapmak istiyor. Özel isimler zaten direkt tanımlanmıştır. Onun için sizin tekrar onu tanımlamanıza gerek yok. Birisinden bahsediyorsunuz mesela. Akın işte soyadını da veriyorsunuz. Akın Kara dediniz mesela. Akın Kara, bir tane Akın Kara var zaten belli. Yani onu şey yapmanıza gerek yok artık. Hani tanımlamanıza gerek yok. Şunun gibi değil. Ne yapacaksınız o zaman? Ek bilgi, relative clause vermek istiyorsanız virgülle cümleden ayıracaksınız. Bu bunu tanımlamaz. Bu bunun hakkında sadece ek bir bilgi verir. Evet, defining ve non-defining arasındaki fark bu. Yine non-defining'e geldiğimizde diğer özelliklerini de vereceğiz çocuklar. Şimdi defining relative clause'lara bakalım. Bunları nasıl oluşturuyorduk? Şimdi defining relative clause'ları oluştururken şimdi tanımlayacağımız isim şu örneğe bakalım. I congratulated the student. Öğrenciyi şey yaptım.
Tebrik ettim. She got the highest mark. En iyi notu aldı. Ne diyeceğim? En iyi notu alan öğrenciyi tebrik ettim diyeceğim. Şimdi tanımlayacağım isim bu. Burada. Tanımlayacağım isim. Tanımlayan cümlede, yani relative clause oluşturacağım cümlede, şu cümlede. Özne pozisyonundaysa neler kullanabilirim? Who, which, that kullanabilirim. Yani neye göre kullanıyorum bunu? İnsanlardan bahsediyorsam who kullanıyorum. Nesnelerden bahsediyorsam which kullanıyorum. Ya da ikisinin yerine that de kullanabiliyorsunuz. Who, which yerine that de kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu insan olduğu için the student, who kullanıyorum bunun yerine. Nasıl bağlayacağım? Şunu tanımlayacağım. İşte I congratulate the student who got the highest mark dedim. Şimdi who kullandım. İnsan olduğu için özne pozisyonunda özneyi attım ve şu kısmı yerleştirdim. Who got the highest mark? Şimdi özne pozisyonunda olduğunu anlamak için zaten çocuklar, şu elinizde yok mesela, bunu gördünüz. Eğer direkt fiil geliyorsa bu özne pozisyonundadır. Yani özne eksikliği vardır burada. Şu the student, işte she got şeklinde, hani diğer cümlenin öznesidir. Direkt fiil geliyorsa bunu, hani buradan da zaten özne pozisyonunda olduğunu anlayabilirsiniz. Özne pozisyonunda şu pronounlar kullanılır ve bu pronounu atamayız. Atarsak ne olur zaten? I congratulate the student got daha iki tane ana fiil olur ve bu cümle olmaz. Yani şu pronounu siz atamazsınız. Mecbur kullanacaksınız. Who, which, that alternatifiniz var. Eğer özne pozisyonunda ise. Evet, genelde relative clause oluştururken, şimdi relative clause şu tanımladığımız isimden hemen sonra gelir dedik. Değil mi? Hani karışıklık olmasın diye zaten hemen sonra gelir. Ama bazen tanımladığımız sözcüğe ait arada başka sözcükler olabilir. Yani the student'tan sonra biraz bir cümle, şey, birkaç şey sözcük olabilir. O zaman ondan sonra da görebiliriz. Tamam, yani bazen hani şu arada, şu kısımda birkaç sözcük olabilir. Hemen bakalım nasıl. Şimdi there is someone at the door. He wants to see you. Şimdi kapıda biri var. Bu kapıda olması someone, someone niteliyor yine. Yani biri var. Nerede? Kapıda biri var. He wants to see you. Bunu yaparken there is someone at the door who wants to see you şeklinde yapabiliriz. Yani direkt someone'ın önüne who'yu getirip at the door'u sona almayız. Sona alırsak ne olur? Bir anlam kargaşası olur. Onu da şey yapacağım. Nasıl bir çeviri yapacağız? Şimdi there is someone at the door who wants to see you ne demektir? Seni görmek isteyen biri var. Kapıda görmek, yani kapıda seni görmek isteyen biri var. Yani bu kişi kapıda demektir. Değil mi? Bu kişi kapıdaysa, hani kapıda seni görmek isteyen biri var derken someone'dan sonra yapmayız. At the door'dan sonra yapmak zorundayız. Neden? Şimdi at the door'u sona alırsak şu cümleye bakın. There is someone who wants to see you at the door. Şimdi biri var, seni kapıda görmek istiyor. Yani seni evde görmek istemiyor, bahçede görmek istemiyor. Sen kapıya gel, kapıda seni görmek istiyor olur. Tamam? Yani böyle hani çok fazla şey karşınıza çıkmaz. Ama yine de hani hocam someone'dan sonra hemen who'yu getirmiyor muyduk? Gibi bir şey oluyor bazen. Hani bazen bakın bu tarz cümleler olabilir. Şuna ait, bu at the door şuna ait olduğu için ve sonda kullanırsak anlam değişeceği için ben at the door'dan sonra who'yu getiririm. Ben burada door'u nitelemiyorum çocuklar. Hani hocam burada door var, burada which yapıp bunu şey yapmamız lazım falan filan gibi düşünmeyelim. Ben burada door'u nitelemiyorum. Ben burada someone'ı niteliyorum. Ama at the door someone'a ait olduğu için ben bunu bundan ayıramıyorum. Yani olayı biraz geciktirmiş oluyoruz. Yani biraz geciktirerek who'yu burada kullanıyorum. Yani bu şekilde de örnekler karşınıza gelebilir tabii ki. Anlam şeyi yüzünden, işte anlam kargaşasını önlemek için ne dedik? Çünkü at the door'u ben sona alırsam, hani hep yaptığım gibi
Şurada işte there is someone who wants to see you. Daha sonra kalanı şey yapıyorduk ya, at the door'u sona alırsam burada anlam kargaşası oluyor. Yani aynı anlamı veremiyorum. Yani o kişi kapıda anlamına gelmiyor burada. Seni o kişi kapıda görmek istiyor gibi bir anlam oluyor. Onun için at the door burada kalır bu cümlede çocuklar. Bu anlam farkını hani eğer şuraya ait ise mecburen buradan sonra who kullanabilirim. Evet, özne durumundaysa böyle. Hani çok fazla örnek de vermek istemiyorum çünkü hani bunları zaten çalıştığımız kalıplar. Hemen birer örnekle geçeceğim. Şimdi özne durumunduysa bu şekilde yapıyoruz. Nesne durumundaysa nasıl yapıyorduk? Nesne durumunda ne demek? Şimdi tanımlayacağım kişi şu ikinci cümleye bakalım. Şu cümleye bakalım. The man was a sales representative. Şimdi ben bu adamı niteleyeceğim. Relative clause olarak kullanacağım cümle de bu. We met him yesterday. Onunla dün karşılaştık. Şimdi the man burada ne pozisyonunda? Nesne pozisyonunda. Az önce ne pozisyondaydı? Özne pozisyonundaydı. Özne pozisyonundaysa direkt fiil gelir zaten. Mesela who got şeklinde. Who which that kullanabilirsiniz ve bu pronounu kesinlikle who which dedi atamıyorsunuz. Nesne pozisyonundaysa şu demek. Şimdi the man was şunu niteleyeceğim. Şu relative clause olarak oluşturduğum cümlede bu nitelediğim vatandaş ne durumda? Nesne durumunda. Şimdi nesne durumundaysa eğer insansa who ya da whom kullanabiliyorsunuz. Nesne ise which kullanabiliyorsunuz. Hepsinin yerine yine that kullanabiliyorsunuz. Ama bir de burada şu alternatifiniz var. Pronounu olduğu gibi atabiliyorsunuz. Yani who, which, that hiçbirisini kullanmayıp direkt hadi cümleyi de getirebiliyorsunuz. Hemen bakalım. Şimdi birleştirelim. The man insan olduğu için who kullandık. Who we met yesterday. Dün karşılaştığımız adam oldu. Bakın. Bu özne pozisyonunda olmadığını nereden anlıyoruz? Who'dan sonra az önce direkt fiil geliyordu. Şimdi başka bir özne geliyor. Tamam. The man başka. We başka bir özne. Başka bir özne geliyorsa demek ki bu nesne pozisyonundadır. Ya proposition'ın nesnesidir ya da normal nesnedir. Yani özne durumunda değildir. O zaman siz nesne durumundaysa siz bu who'yu kullanabiliyorsunuz. İnsan olduğu için whom da kullanabiliyorsunuz. İkisinin yerine that de kullanabiliyorsunuz. Man değil de chair olsaydı which kullanırdınız ve bunu tamamen atabiliyorsunuz. Atınca ne oluyor? The man we met yesterday çok da güzel oluyor. Was a sales representative. Evet. Bu şekilde nesne pozisyonundaysa dediğim gibi hani şu cümleyi göremiyorsanız, şunu göremiyorsanız pronoundan sonra ikinci bir özne var mı diye bakarsınız. Evet, varsa bu nesne pozisyondadır. O zaman atabiliyorsunuz bunu. Evet, devam ediyoruz hemen. Bir proposition az önce direkt nesneydi. Bir proposition bir edatın da nesnesi olabilir. Yine aynı şekilde yapabiliriz. Yani who, whom, which ya da that kullanıp ya da pronoun'u atarak yapabiliriz. Hemen başka bir örneğine bakalım. Proposition'ın nesnesi ne demek? Ama o proposition'ı kullanmak zorundasınız çocuklar. Proposition'ı atamıyorsunuz. The man wasn't satisfied with the deal. Pazarlıktan memnun değil adam. I bought this car from him. Ben ondan aldım. Bakın yine nesne. Ama burada bir proposition var. Cümlede bir proposition var. Proposition'ın nesnesi durumunda. Yine ne dedik? İnsansa who, whom, şeyse de nesne ise de which kullanabiliyorsunuz. İkisinin yerine that de kullanabiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Bağlayalım. The man who I bought this car from. Ha, bu from'u atamıyorsunuz işte. İlla bu from olacak. Wasn't satisfied with the deal. İşte bu arabayı kendisinden aldığın adam pazarlıktan memnun değil dedik. Eğer from buradaysa bu şekilde hepsini kullanabiliyorsunuz. Ya da the man I bought this car from atabiliyorsunuz da that who kullanabiliyorsunuz. Ya da şuna bakalım eğer şeyse which kullanırsınız. The case is very important. Dava çok önemli. I have told you about it. Ben sana bunun hakkında bir şeyler söyledim. Yine about var. The case de it olarak şey yapmış, kullanılmış. The case which I told you about. Yine about'ı korumak zorundayız çocuklar. The case I told you about atabilirsiniz de.
ya da that kullanabilirsiniz. Hepsini kullanabiliyorsunuz ama about burada olacak. Yani from ya da burada hani hangi proposition kullanıyorsa bunu şey yapmak zorundasınız. Korumak zorundasınız. Bir de bunun şu alternatifi var. Az öncekinden farkı ne? Eğer proposition'ı cümle içinde korumak değil de şu pronoun'un önüne çekmek istiyorsanız, ki bu zaten mümkün, o zaman kullanabileceğiniz yapı bir tane. Kişiler için whom'u kullanırsınız, şeyler için, diğerleri için, nesneler için de which'i kullanırsınız. Proposition'ı buraya aldığınızda sizin işte diğer alternatifleriniz yok. Yani atamazsınız, that'i kullanamazsınız ya da who'yu kullanamazsınız. Tek alternatifiniz who ve which ve proposition önde. Mesela the man from whom I bought this car. Bakın cümle içinde değil de şunun önüne çekmek istiyorsunuz. O zaman bunu kabul eden yapı whom ve which. Anlaşıldı? Az sonra bir de who's bunu kabul edecek. Diğerleri etmiyor. Yani who'nun önüne siz proposition yapamazsınız. That'in önüne proposition yapamazsınız. Proposition'ı burayı alıp bunu kaldıramazsınız. Evet, tek kabul eden şey bunlar. From whom, about which, işte on which, about whom gibi. Hani herhangi bir proposition'ı whom ve which'ten önce siz kullanabilirsiniz. Evet, iyilik bildiriyorsa... Yani iyilik işte my, your, his, her, John's gibi hani sahiplik bildiren yapılarda ne yapacaktık çocuklar? İyilik bildiriyorsa yani şu kısımda ben bunu tanımlayacağım. The man is our next door neighbor. I want to buy his car. Yani şu kısım relative clause olarak oluşturacağım kısımda benim tanımlayacağım bu isim şey olarak pozitiflik bildiriyor. Hani sahiplik bildiriyor. O zaman da whose kullanacağım çocuklar. Whose. The man whose car I want to buy is our next door neighbor. Şimdi whose car ne dedik? He, bir de şey whose'la beraber çocuklar isim de beraber gider. Tamam. Yani karı şimdi whose'u alıp whose I want to buy karı nereye yerleştireceğim diye bir şey yok. Whose'la beraber o ismi de çekiyorsunuz siz. Şöyle whose car. Yani bir isim varsa burada demek ki huzdur. The man whose car I want to buy, arabasını almak istediğim adam, is our next door neighbor. Benim kapı komşum. Evet, nesneler için de çocuklar. Yani şimdi burada insanlar ve nesneler için ayırıyorduk who ve which diye. Burada nesneler için de whose kullanılabilir. Ama nesneler için bir de of which kullanılabilir. Yani bu da bir alternatif. İkisi de kullanılabilir. Hemen bakalım. This is the machine. I described its properties. Şimdi bu makina tamam. Onun özelliklerini ben tarif ettim. Yani özelliklerini tarif ettiğim makina bu diyeceğiz. This is the machine. Şimdi whose ne dedik? Whose'dan sonra direkt isim gelir dedik. Whose properties şöyle direkt bunu ayıramıyorsunuz. Ondan sonra şu şurayı. Whose properties I described. İşte özelliklerini tarif ettiğim makina derken ismi de peşinde getirdik ve ondan sonra şurada kalan şeyi yazdık. Whose properties I described. Of which de çocuklar dizinin farklı dikkat edin. Eğer of which'i kullanırsak this is the machine the properties of which şeklinde kullanılır. Yani whose'dan sonra gelen isim of which'den önce gelir. Anlaşıldı? Bu dizilim önemli. Yani böyle bir dizilim farkı var. Anlam olarak pek fark yok. Whose'u da kullanırsınız. Of which de kullanırsınız. Ama şeye dikkat ediyorsunuz. Whose'dan sonra gelir o isim. Şu its'den sonra gelen isim. Whose'dan sonra gelir. Ama of which yapısından önce gelir. Evet. Şurada da zaten onu göreceğiz. Şimdi bunlarla da proposition kullanılabilir. Az önce ne dedik? Whom ve which'den önce siz proposition kullanabilirsiniz dedik. Whose ve of which'den önce de proposition'ı getirebilirsiniz. O da hani proposition'ı kabul eden bir pronoun'dur whose. Hemen bakalım nasıl? The mountain is a part of Bozdağ mountain range. Şimdi Bozdağ sıra dağlarının bir şeyiymiş, parçasıymış. You can see snow
On its top. Şimdi tepesinde şey görebilirsin. On var burada. On. It's possessive şey yapmış. Top da zaten isim. Şimdi the mountain'ı niteleyeceğim ben. Şunu. The mountain dedim. Hani bir şey relative clause'ları birleştirirken direkt hani şu isim isimden sonra relative clause'u oluşturursunuz. Ondan sonra geri kalan ne varsa devam edersiniz cümleyi yazmaya. The mountain'dan sonra ben relative clause'umu yani şu kısmı oluşturacağım. It's dediğine göre mountain burada it's şeklinde geçtiğine göre whose kullanacağım. Hani whose'u kullandım. Whose tapı da getirmem gerekiyor. Çünkü ismi o. Çektim ismini de. Whose tap you can see snow. Burada on da diyebilirsiniz ama onu başa da alabilirsiniz. Kabul eder whose. On whose tap you can see snow yazdınız, oluşturdunuz. Ondan sonra da şurada ne kaldı? Is a part of olduğu gibi yazarsınız. Is a part of the Bozdağ Mountain Range şeklinde yazarsınız. Yani üstünde karı görebileceğin dağ işte şu Bozdağ Sıra Dağları'nın bir parçasıdır diye bir cümle yapmış oldunuz. Aynı cümleyi offish'le de yapabilirsiniz. Ama offish'te ne dedik? Top şuraya gelecek. Yani offish'in önüne gelecek dedik. The top şeklinde. O zaman proposition da bu ismin önüne gelir. On the top of which you can see snow şeklinde is a part of diye devam eder. Buradaki dizilim farkına yine dikkat ediyorsunuz. Bakın whose top? The top of which şeklinde. İsim whose'dan sonra gelir. Of which'ten önce gelir. Herhangi bir proposition varsa burada hani şeyde de kalabilir. Şu kısma da getirebilirsiniz öne. Evet, yer bildiriyorsa şu tarafta where kullanacağız. Yani dolaylı tümleç anlamındaysa, yer bildiriyorsa kullanacağım yapı where çocuklar. Şimdi, don't clean the room. My son is studying in that room. Bakın yer bildiriyor. Nerede çalışıyor? Orada çalışıyor. There. In that room. Yer bildiriyorsa where kullanabilirsiniz çocuklar. Don't clean the room. Where my son is studying şeklinde. Yani oğlumun çalıştığı odayı temizleme. Ha bunun yerine bakın where yerine which de kullanabilirsiniz. Ama which kullanırsanız şuradaki proposition duracak. Tamam? Çünkü where ne demektir? Where o proposition'ı içine alır. Tamam? Nerede? İşte in olur, on olur, at olur yer bildiren hani proposition'lar işte at the school on da olabilir on table gibi herhangi bir proposition olabilir burada yer bildiren o proposition eğer which kullanıyorsanız cümlede kalması gerekiyor. Ya bu şekilde kalır ya in which şeklinde hani proposition'ı which kabul eder in which şeklinde de kullanabilirsiniz. Ya şurada içinde olduğu zaman işte that ya da şey de kullanabilirsiniz. Don't clean the room my son is studying in. Yani that'i de kullanabilirsiniz ya da tamamen atabilirsiniz de. Ama where kullanıyorsanız proposition'a ihtiyacınız yok. Where barındırıyor içinde. Ama proposition olduğu zaman normal hani proposition nesnesi gibi düşünerekten hani nesne olduğu zaman hangilerini kullanabiliyorsak hepsini kullanabilirsiniz. Eğer bu proposition cümlenin içinde varsa. Yoksa sadece where kullanırsınız. Evet. Şimdi bununla ilgili ama birkaç şeye değinmemiz gerekiyor. Her yer ismi yer bildirmez çocuklar. Cümlede hangi pozisyonda olduğuna bakıyoruz biz. Yani mesela I like the house. Bakın I like the house. Bu yer ismi değil mi? Tamam şu the house'u niteleyeceğim. Bunun hepsinde ben the house'u niteleyeceğim. Ama şimdi it has demiş. It has a large garden. Hangi pozisyonda burada? Özne pozisyonu. Yer mi bildiriyor? Hayır. Hani yer in that house, in this house gibi bir cümlede o pozisyonda mı? Hayır. Özne pozisyonunda. Eğer özne pozisyonundaysa ne yapacaktık? Biz burada who, which, that kullanırım. Bu house olduğuna göre, insan olmadığına göre which ya da that kullanabilirim. Atabilir miyim? Atamam. Yani özne hani ne demiştik?
en başta defining relative clause'larda. Özne pozisyonunda ise bunları yapabilirim demiştim. O zaman ben bunları yapabilirim burada. Yani nasıl yaparım ben bunu? I like the house which ya da that has a large garden derim. Yani şeye sahip, büyük bir bahçeye sahip olan evi seviyorum dedim. Bakın özne pozisyonunda olduğu için bunu atamazsınız. Which ya da that kullanırsınız. Şuna bakın, I like the house, şu we saw it. Burada ne pozisyonunda? Nesne pozisyonunda. Nesne pozisyonundaysa az önce dediğimiz gibi, şurada nesne pozisyonundaysa ne demiştik? İşte who, whom, which, that ya da pronoun'u atabiliriz demiştik. O zaman bu kurallar geçer. İnsan olmadığı için who, whom'u kullanamam ama which ve that'i kullanabilirim ya da tamamen atabilirim. Yani nasıl yaparım ben bunu? I like the house which we saw yesterday derim. Ya da that derim. Ya da tamamen atarım. I like the house we saw yesterday şeklinde yapabilirim. Tamam? Çünkü nesne pozisyonunda. Şuraya bakın. I like the house. I was born in that house. Orada doğdum. Bakın in that house. İşte burada yer bildiriyor. O zaman ben where kullanırım. Yani şurada yer bildiriyorsa. I like the house where I was born. Burada in var mı? Hayır. Neden? Ben where kullandım. Where kullanıyorsam in bu where'in içindedir zaten. In kullanmazsınız. In demek where demek zaten. Ama where kullan, yani in'i kullanırsanız cümlenin içinde, şu az önce ne dedik? Nesne, hani nesne pozisyondaymış gibi davranabilirsiniz ama in cümlenin içinde illa olacak. Nasıl? I like the house mesela which I was born in derseniz which'i kullanabilirsiniz. That'i kullanabilirsiniz. Atabilirsiniz de. Şöyle. I like the house I was born in. Ama burada in olacak. Ya da where yerine direkt in which de kullanabilirsiniz. Hani direkt. I like the house in which I was born da diyebilirsiniz. O zaman zaten which'in kesinlikle kaldırılma ihtimali yok. Az önce söylemiştik. Proposition varsa kullanılacak zaten. Bu şekilde alternatifleriniz var çocuklar. Yani her gördüğünüz yer ver değildir. Cümlenin içinde relative clause oluşturacağım cümlede pozisyonu önemlidir. Özne midir, nesne midir, dolaylı tümleç midir? Bu önemlidir. Tamam? Evet, zaman bildiriyorsa da when kullanırız pronoun olarak, relative pronoun olarak. Zaman bildiriyorsa da where kullanırız. Bu da işte mesela 1923 is the year. İşte hangi yıl? Republic of Turkey'den, işte in that year şeklinde. Is the year when the Republic of Turkey was founded. Kurulduğu yıldır. Şimdi burada when de kullanabilirsiniz çocuklar. That ve atabilirsiniz de. Ya da in which şeklinde de kullanabilirsiniz. Ama that'i ve attığınız zaman burada proposition olmak zorunda değil şeyde. Zaman belirtirken proposition olmadan da siz bunu that'le ifade edebilirsiniz. 1923 is the year the Republic of Turkey was founded şeklinde mesela diyebilirsiniz. İlla in olacak diye bir şey yok. O where için geçerli. Ama which kullanacaksanız in which şeklinde kullanacaksınız. Yani proposition'ı yine in, on, at olabilir yine zaman proposition edatları. Onlardan biri olacak. Evet. Son pronounumuz da çocuklar. Why pronounu. Şimdi why, reason sözcüğünden sonra gelir. Ve bir neden ifade etmesi lazım. Şimdi that ya da for which de kullanabiliriz ya da tamamen atabiliriz. Burada da şeylerimiz var. Hemen bir bakalım. The reason why we are holding this meeting is to seek solutions to our problems. Şimdi bizim bu toplantıyı yapmamızın sebebi, yani niye yapıyoruz? Yapmamızın sebebi problemlerimize çözüm aramaktır dedik. Burada why kullanabilirim. Tamam? Yani şu bu toplantıyı yapmamızın sebebi çünkü bu. Değil mi? Yani böyle bir cümlede siz why kullanabilirsiniz ya da that kullanabilirsiniz ya da tamamen atabilirsiniz.
Ya da for which kullanabilirsiniz. The reason we are holding this meeting tamamen atabiliyorsunuz. The reason that we are holding meeting ya da the reason for which kullanacaksanız for which olacak. For which we are holding this meeting is şeklinde şu şekilde yapabiliriz why'ı çocuklar. Peki ama her reason gördüğümüzde illa why olacak diye bir şey yok. Şimdi şu örneğe bakalım. Şimdi the reason he gave us, bize verdiği sebep, for the delay, işte gecikme için bize verdiği.